Seydot, kökleri 2004 yılına dayanan en eski Türk oyun geliştiricilerinden biri. İlk ekibinin hemen hemen yarısı 3 boyutlu gerçekçi bir CG animasyon filmi üzerinde çalışıyordu. Diğer yarısı ise adı Hükümran Senfoni olacak ilk oyun projemizde kullanılacak. Oyun motorunu geliştirmekle uğraşıyordu. Birkaç ay içinde her iki hedefin de bizim için çok gerçekçi olmadığını anladık. Ve ilk etapta animasyon filmi projemizi iptal ettik. Oyun ekibimiz ise oyun motoru geliştirmek yerine var olan motorlardan birini lisanslayıp ve gerekli olabilecek diğer oyun teknoloji araçlarını lisanslama yoluna gidip sadece oyun geliştirmeye odaklanmaya karar verdi. Bu şekilde zaten son derece rekabetin yüksek olduğu AAA oyun pazarında şansımızı arttırmak istedik. 2006 yılında o dönem San Jose'de yapılan Game Developers Conference'a katıldık ve oradaki yayıncılarla görüşüp elimizdeki prototipi ve diğer materyalleri onlara gösterip onlardan çok değerli geri bildirimler topladık. Ve ülkemize döndükten sonra 2007 yılındaki GDC'ye kadar iyi bir demo hazırlamaya karar verdik. 2007 yılındaki GDC'de elimizde son derece güzel gözüken, zevkli bir oynanış sahip bir demo vardı. Ve bu demo beğenilmesine rağmen ne yazık ki bizim istediğimiz kadar finansman toplamamıza yeterli olmadı. Çünkü yayıncılar Türkiye'de bu çapta bir proje için gerekebilecek 100 küsür geliştiricinin toplanamayacağını düşünüyorlardı ki çok da haksız değillerdi. Biz de bu acı gerçeği kabul ettikten sonra 2008 yılında Hükümran Senfoni Online isimli ilk tarayı tabanlı oyunumuza odaklandık. Oyunu bitirdikten sonra MyNet'le birlikte yayınladık ve burada ilk başarımızı kazanmış olduk. 2009 yılında ise Umayput Online isimli asıl bize başarıya getirecek tarayıcı oyunumuzu tamamladık ve yayınladık. Oyunu sadece kendimiz yayınladık bu sefer ve oyunu daha sonra Filipince'ye, İspanyolca'ya ve İngilizce'ye de çevirdik. Özellikle Facebook üzerinden çok büyük başarı kazandık. Bu başarının da etkisiyle ve o başarı sayesinde bize gelen yabancı yatırımcıların da etkisiyle ekibimizi bir hayli büyüttük. Umaykut büyürken ve devam ederken yolunda bir yandan da Seyran Wars'ın yeni bir projeye başladık. 2011 yılında bu arada Peak Games kurulmuştu ve Peak Games bize gelip Umaykut'u satın almak istediğini söyledi. Görüşmeler bir şekilde olumlu sonuçlandığı için Umaykut Peak Games satılmış oldu 2011 yılının sonlarına doğru ve biz 2012 yılında Seyran Wars'a daha da çok odaklanıp yılın sonuna doğru açık beta olarak yayınlamaya başladık. Seyran başından beri İngilizce ve Türkçe tasarlanmıştı. 2013 yılında ise büyük bir Rus yayıncının desteğiyle birlikte Rusça'ya da çevrildi. Ve gelmiş geçmiş bizim için en kaliteli prodüksiyon olduğunu düşünüyorum ben. Ancak bir şekilde ne yazık ki istediğimiz başarıyı yakalayamadı. 2014 yılında 10 yıllık maceramızı noktalamak zorunda kaldık. Seydot her ne kadar sonu kötü bir macera olmuş olsa da bugün Türk oyun sektöründe ve hatta dünyanın pek çok ileri gelen oyun stüdyosunda pek çok eski çalışanımız bulunuyor ve bu yüzden ben bir şekilde hala Seydot'un nefes aldığını düşünüyorum. Ve bıraktığımız izlerin de ileride güzel hatırlanacağını umuyorum.